İzlediğimiz, görmüş olduğunuz gibi Kıbrıs'ın yolları Türkiye'yi geziyor. Bugün de programımıza kimi konu gittik? Kayseri'nin sevilen simalarından Mustafa İpek abimiz ve Selahattin abimiz. İkisi muhteşem dostlardır. Maşallah bozmasın dostluklarını. Baktım malzeme yapıyorlardı, tamam mı? Yeşil gün baktım ne yapıyorlar abi dedim. Arkadan şaşırdılar beni görünce tabii ki. Biz yakaladık bu kadar abi gibi. Bir alışalım abi. Evet Mustafa abi, nasılsın, iyi misin abi? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok şükür abiciğim. Bu soğuk havalarda hala program peşindesiniz. Evet çekimler abi. Çekimler yapıyorsunuz. Evet abiciğim. Sizin ellerinize de değerli sağ insanları görüyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah abi, havalar soğuk dedik de abi, insanlarımıza, dizinleyen dostlarımıza bir önerileriniz var mı soğuk havalarla ilgili? Soğuk havalarda benim diyeceklerimi boş ver. Doktorların dediklerini tutsunlar yeter. Abi kimse doktor dinlemiyor. Artık dedelerimizi, büyüklerimizi, abilerimizin... Bizim eskiden beri duyduğumuz limon, portakal, buna benzer şeylerle beslenmeli. Yani bunları değil mi? Evet. Biz ne yapıyoruz peki bunları? Evet. Peki limonu kabuğuyla yemek daha faydalı aslında, var mı? Vallahi ben o kadarını bilmem. Bilim adamlarının çoğunun dediklerine de inanmam ben. Kabuğuyla yenmez bu. Kabuksuz yesinler. Peki Mustafa abimizi uyun arkadaşlar. Sakın kesinlikle bunu kabuğuyla yemeyin. Yenmez. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın ben olmak şartıyla benim gibi binlerce insanın eli değiyor. Binlerce insan eli de yediği için arkadaşlar bunların mutlaka mikrop olma ihtimali vardı, doğru mu abicim? Evet. Biz de bunu ne yapıyoruz? Kes, kaynat, hayırlısın, iç diyoruz ama alakası evet. Yok arkadaşlar. Belki doğruluk payı vardır ama biz önerimizi bunu söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Mustafa abimiz Kayseri'nin sevilen simalarındandır. Selahattin abim de aynı şekilde beraberdir. Tesadüf böyle bir şey oldu. Sohbete konu alalım dedik. Soğuk havalarda arkadaşlar C vitamin tüketin diyoruz. Bütün doktorlarımızın evet. Tavsiyesi budur. Portakal, mandalina, kabuksuz yiyin o evet. Ve kabuksuz yiyin burada, kabuğunu seven. Ve C vitamin budur. Abicim, benimle bir sene arzunuz var mı? Çok teşekkür ederim. İzleyeceğimde ne diyorsunuz? Kendilerine, bütün Kayseri şu an sizi izliyor şu anda. Kendilerine iyi baksınlar. Soğuğa dikkat etsinler. Gıdalarına dikkat etsinler. İnşallah kışı rahat geçirir. Araya katayım. Büroma beklerim herkes diyor. Kahve içmeye diyor. Tabii. Müsait olan herkes de kahvemizi içmeye gelebilirler efendim. Peki oğlum abi, biz de geliriz inşallah abiciğim. İnşallah. Her şey gönlünüz olsun sevgili izleyicilerimiz. Müdürümüzü çağır bir tane. Müdürüm, gel abiciğim. Beğendikle ilgili, gel bakın. Gel abiciğim. Müdürümüz, isminizi anlatayım. Mustafa Vatansever. Mustafa Vatansever, müdürümüz kendisi. Müdürüm, soğuk havalar çıktı da, onunla ilgili bir şey diyorduk biz, tamam mı? Bir konuşma yapıyorduk da. Soğuk havalarda insanların hasta olmamasını ne yapmamız gerekiyor? Doğal yollarla. Yani limon, portakal, greyfurt. Mandalina, peki, bunları çok tüketmeler peki, lazım. Peki limonu kabukla yiyin veya diye bir tabir var. Bunun aslı var mı sizce? Yani öyle söylüyorlar da... Yok. Tam da bilimsel olarak ne düşünsün bilmiyoruz yani. Hani doğru mu yanlış mı? Araştırdık. Güdürümüz de bilmiyor sevgili izleyicilerimiz. Neyse biz görevimizi yapıyoruz. Az önce dediğimiz gibi Mustafa abimize uyun. Gezdir kamerayı. Işte. Mustafa abimiz ne diyorsa öyle yapalım diyoruz. Beğendik çalışan arkadaşlarımız da gördüğü gibi sağ olsunlar. Buraya geldik. Tesadüf üzere arkadaşlar. Tesadüf üzere güzel bir video yaptım şu anda. İyi oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programda konuk oldunuz. Sağ olun. Kıvırcık yolları devam edecek. Her şey gönlünüz olsun diyorum. İyi seyirler diyoruz.